Taksi lazımdır ağabey. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim, kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim. Yine bekleriz. Hoş geldin anacığım. Biraz susak. Sen yetmedin bir de ananı mı getirdin iç güveysi benim evime ha? Yok babacığım, vallahi ben getirmedim. Kuşlar getirmiş. Ha iyi o zaman. Ulan çaman. De bakayım bana. Sen benim için çağırmadın düğününe. Uy anacığım. Vallahi ben seni özel olarak davetli edeceğim ama aradım, o sırada galiba yerledaymışsın. O yüzden telefonu çekmiyormuş. Sık sık. Kafasını asık kardeşlik. Kafasını asık. Ha? Siz de karışıyorsunuz. Siz de karışıyorsunuz be. Ben değil uşağım. Sen vuracaksın. Aha, evin damına testi koydum. Gel i̇şte onu vuracaksın. Aa, kim konuşuyor testi öyle? Testi neden damdadır be? Uy, siz bizim adetleri bilmiyorsunuz. Ali Kemal gerdeğe girip erkekliğini ispat ettiği için hava testiyi vurup cümle aleme ne erkek olduğunu gösterecek de. Çekilin, kendimi vuracağım. Hadi hadi çocuğum, kafana sıksa. Emniyetini bile indir, sonra tetikli çek bile. Ya uzman enişte sen bir sus be. Sakın ha vurmayasın kendini. Kızımı dul bırakırsan öldürürüm seni vallahi. Kendini niye vuruyorsun Ali Kemal? Şeyden anacığım, çünkü şey olma... Ben o gerdek günü halledemedim o işi. Ben susak, beceremedin mi işi? Kız, kurtardım paçayı ha. Allah kahretmesin seni. Cümle aleme beni rezil ettin. Ha bir dakika daha duramam burada. Bin gidiyorum. Allah kahretmesin seni. Rezil ettin kendini de. Canım damadım, güzel oğlum benim. Sana kuş sütü eksik, harika bir kahvaltı hazırladım. Hadi afiyetle ye canım oğlum, ciğerparem benim. Ellerine sağlık Kaygana. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı olmuş da... Yalnız benim anlamadığım şey şu... Bu kuş sütü denilen şey ne bir şey acaba? Arayıp arayıp bulamıyoruz. Bir olsa da sofralarımızda görsek kendisini ya. Baba, şu kuş sütünün nerede satıldığını bilseydim... ...vallahi hemen gider alırdım babaya. Aslan babam. Koçum benim, baba. Eşek sıpam benim. Aa, canım damadım bir tanem. İyi ki Gülbin'i kendine eş etmişsin. Senin gibi ulu bir insanla akraba olmuşum ben. Canım benim.
Canlı baba. Hey güzel Allah'ım ya. Annemle oğlum parayı görünce çıldırdılar. Sen onlara akıl fikir ihsan eyle ya Rabbi. Gülübek, aşkım. Var ya, beni çıkarsız seven tek insan sensin. Yani samimi olarak seven. Yani buradan, yürekten ve kürekten seven tek insan. Oğlum, babana söyle. Onu ben artık ne yürekten seviyorum, ne de kürekten seviyorum. Ben onu maziye gönderdim. İstersen senin iyiliğin için söylemeyeyim anneciğim. Çünkü yoksa babam parasından kuş koklatmaz, kuş. Ay can para dedi de aklıma geldi. Buldun mu bileti? Yok kaygana, bulamadım ama her yere bakıyorum. En yakın zamanda bulurum. Bulduğumda da hep beraber gideriz. Piyango dairesinden biletimizi tahsil ve tahsis ederiz. Hadi sen afiyetle kafasını et. Ben getirdiğin kirlileri makineye koyayım, tamam mı? Tamam, kaygana ceplerine iyi bak da belki orada filandır bilet. Tamam. Gülübek, aşkım, oradan yumurtayı uzatır mısın, yumurtayı? Oğlum, babana yumurtayı ver. Sağ ol oğlum. Sinan! Hem. Bak kirlilerin arasında neler buldum. Ha, benim sayısal notalar, at kuponları, yaşasın. Ha, kaygana, bitti. İşte bilet, bileti de buldum kaygana, gel öpeyim seni. Ha, bak, benim numara 1-1-1-3-8-8-8. Hadi kalkın biletimizi tahsil ve tahsis edelim. Ya baba, kahvaltı ne olacak ya? Ne kahvaltısı oğlum ya? Ne kahvaltısı, eşek sıpası. Biz artık zengin bir aileyiz. Gideriz 7 yıldızlı otelde kahvaltımızı yaparız ya. Hiç boşuna yorulmayın. Çünkü gerçek piyango talihlisi ortaya çıktı. Nasıl ya? Sesini açsana Gülbüşü'nün. Sevgili seyirciler, gerçek Milli Piyango talihlisi bugün ortaya çıkarak Milli Piyango İdaresi'nden çekiniyor. Ne? Benim paramı almış. Vay sahtekar, vay düzenbaz. Ya üçkağıtçı bu baba ya. Tipinden belli zaten. Kesin oğlum, kesin öyle. Piyango talihlisi, geçtiğimiz hafta piyango talihlisi olduğunu öne sürerek kamuoyunu meşgul eden taksici Sinan Kaya'yı sahtekar olmakla itham etti. Sahtekara bak. Hem benim paramı alıyor hem bana sahtekar diyor. Asıl sensin sahtekar. Seni mahkemelerde süründüreceğim. Kesin sahte bilet yapmıştır Milli bu herif ya. Milli Piyango'da büyük ikramiye 1-1-1-4-8-8-8 numaralı bilete isabet etmişti. Senin biletin numarası kaçtı Sinan? Aynı numara kaygana. 1-1-1-3-8-8. Ne? 1-1-1-3-8-8-8. O 4, bu 3. Hadi ya. Bir numarayla kaybetmişiz ya. Ya baba yapma ya. Yaptım bile oğlum. Allah seni kahretmesin Emin. İnsan bir işi yapar da adam gibi yapar ya. Tamam kaygana ya. Ne yapalım? Olan oldu bir kere. Bak ben de bu sayede geldim, eve kabul edildim. Siz de ne güzel kahvaltı hazırlamışsınız. Hadi hep beraber kahvaltı yapalım. Sen var ya, ancak benim terliğimi yersin. Kaygana. Gözü kör olmuyor. Dur ya, bir dur. Ne kadar çıkarcısın ya. Defol. Defol gider. Bakın içini sevgi. Kızlar, neredesiniz? İncin top oynuyor burada. Gelin şuraya. Ne oldu baba? Ha, gel otur bakayım şuraya. Bak kızım, beni iyi dinle. Ben Hatice'yi seviyorum. Hatice ile evleneceğim. Şey baba bak, böyle yapma. Hatice Hanım'ı da üzüyorsun, beni de üzüyorsun. Kızım, sen aşk nedir bilir misin? Aşk. Aşığım diyorum sana. Ben Hatice'ye aşığım ve onunla evleneceğim. Ben size ilaçlarınızı vereyim. Kızım, hangi ilaç aşkı tedavi etti? Ha? Ha? Aşka ilaç çare midir? Hayır, değildir. Yadım benim. Baba, kapatalım bu konuyu. Hadi iç ilaçlarını. Hayır, içmeyeceğim. Annen dolduruşa getiriyor seni değil mi? Hep o annenin yüzünden. Baba, annem öldü. Ne öldüsü be? Her gün buralarda dolanıp duruyor deliler gibi. Hadi ben biliyorum. Kızım git annene, babana, ailene söyle. Yarından tezi yok, seni istemeye gidiyoruz. Ramazan Bey, ben zaten nişanlıyım. Ne? Ne nişanlısı kızım? Nişan nereden çıktı? At nişana gitsen. Hadi defet onu. Senin nişanlın da sevgilin de benim, ben. Tamam babacığım, bakarız. Hadi iç ilaçları. Hayır. Sen git, içmiyorum ilacımı. Evlenene kadar da içmeyeceğim. İnadım inat, tamam mı? Baba bak, işe gideceğim, iç ilaçları. Sen git işine, ben ilacımı o zaman içerim. Ama sağlığım için içeceğim ilacımı. Çünkü Hatice'mle evleneceğim. İyi mi canım? Hadi git be. Tamam, ben gittim. Git de yalnız kalalım sevgilimle. Ben sizi.
Hatice, çabuk gel. O gider kapıyı bulur. Hatice Hanım, babamın kusuruna bakmayın. Hatice, kendisi ne dediğini bilmiyor. Bir hayal aleminde yaşıyor. Rahat olun Leyla Hanım. Kız sen gel! Bu benim baktığım ilk Alzheimer hastası değil. Alışkınım ben böyle şeylere. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Aslında size kolay gelsin. Aman, 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 halım yaman. Aman, 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 halım yaman. Vay, ağzına sağlık koçum be. Helal olsun sana. Sinan abi sana başında Urfalı Pavarotti demiyor be Seyit. Ya ağam valla gazverisiz gerçek sanacağım ha. Gerçek san diye söylüyoruz koçum. Kendine türkücü diyenlerin nicesi eline su dökemez seni. Estağfurullah ağam ya. Şazimend, şazimend, şazimend. Günaydın Akasya Dura ve onun çok değerli şoför kardeşleri. Ne? Çok acıklı söyledin şarkıyı koçum. Canımı sıkkın senin. Sorma be Duran abi. Kayganam şanzıment yine bana kırmızı kart gösterdi. Evden kovdu. Aa, nasıl olur Sinan? Benim bildiğim Şazimend Hanım parayı çok sever. Yani senin gibi piyango talihlisini niye evden kovsun? İyi de hocam, ben piyango talihlisi değilmişim ki. Benim biletin numarası yanlışmış. Ne? Ne? Senin biletinin numarası 1-1-1-4-8-8-8-8 değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değilmiş. Haydi düş arabadan, sonra da yakamdan düş. Parazit iç kuvvesi, haydi. Düşeyim Osman babacığım, düşmesine de senden böyle bir isteğim olacak. Ne isteğin olacak be? Evimde iç kuvvesi kalırsın. Daha ne istersin? Canımı mı istersin? Yok, canını istemem Osman babacığım. O senin olsun da dün gece Gerdek'te olan olayları sakın Turak'takilere söyleme de. Vallahi takla gelirim, takla geçerler benimle. Tamam, tamam, söylemem. Söylemeyeceksin, söz değil tamam, mi? Tamam, söz. Hadi in aşağı. Babacığım, hayırlı sabahlar. Merhaba yine arkadaşlar. Oo, Ali Kemal de gelmiş. Oo, taze damat, hoş geldin. Nasılsın? Vallahi hocam pompa gibiyim. Vay, o zaman bana bir kahve yap bakalım, bomba Kemal. Ya ağam, Ali Kemal nasıl kahve yapsın? Yeni damat yorgundur yani icabında. Yok be, yorgun morgun değildir. O işi beceremedik ya. Ne? Beceremedi mi? Ya Osman babacığım, sen nasıl bir insansın? Daha sözünün adamı değilsin. Söz vermiştin, söylemeyecektin. Ay Allah'ım, unuttum be. Kusura bakma uçucuğum. Ne o Ali Kemal? Patriot füzelerini patlatamadın mı koçum? Akasya durağı buyurun. Tabii efendim, adresi alayım ben. Arabanız hemen geliyor efendim, saygılar. Seyit, Mimoza 12, fırla koçum. Tamam bakalım. Haydi hayırlı işler. Duran abi, Nuri Baba gelmeden ben de bir çorba içeyim de kendime geleyim bari. İyi, geç kalma. Eleniciğim, nasıl gidiyor iş bulma macerası? Takip ediyor musunuz devamlı gazetelerdeki iş ilanlarını? Oh ya, artık iş ilanlarına hiç bakmıyorum. Ha, iş ilanlarına bakmadığınıza göre anladığım kadarıyla bir iş buldunuz. Hayır, bulamadım. İş bulamadığınıza göre, ha, iş bulmaktan vazgeçtiniz. Haklısınız, ben söylemiştim size. Yani bu yaştan sonra kim iş verir size? Ben artık kimsenin bana iş vermesini beklemiyorum. Çünkü kendi işimi kendim kuruyorum. Anlamadım. Nasıl yani? Hediyeyle birlikte ev yemekleri yapan bir lokanta açacağız. Ciddi olamazsınız. Çok ciddiyiz. Ben Rum yemekleri yapacağım. O da Rumeli yemekleri yapacak. Allah Allah. Peki nerede bu lokanta? Devreden bir lokanta bulur bulmaz açacağız. Nurimu, bana yardım edeceksin değil mi? Elbette, sorulur mu böyle bir şey? Elimden gelen her şeyi yaparım. Agapimu, seni çok seviyorum. Ne olacak benim bu halim ya? Ne olacak ya? Devren satılık lokanta. Allah Allah, bu ne ya? Hıdır 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 hıdır. Oğlum ne iş? Lokantanın adını değiştirmişsin. Devren satılık lokanta yapmışsın ama hiç sevmedim lan, kötü bir isim. Ya Sinan, ben iflas etmişim. Senin yaptığın espriye bak. Espri kaldıracak durumda değilim kardeşim. Hıdır, hıdır hıdır hıdır. Espri bir kere kaldırılacak bir şey değil, gülünecek bir şeydir. Niye iflas ettin lan? Dünyada global kriz diye bir şey var Sinan. Bilmem, belki bir yerlerden kulağına çalınmıştır. Son zamanlarda dünyaya gittiysen biliyorsundur. Ağza bak ağza.
bana cahil muamelesi yapıyor. Oğlum, ben bir kere o gazetelerin sadece spor sayfalarını okuyan angutlardan değilim. Ben gayet de kültürlü bir adam. Vay be, gazetede okuyorsun demek ha. Hayret, gazete okuduğunu bilmiyordum. Sen alay et bakalım, alay et. Ne, müşteri bulamıyor musun? Çıkmıyor mu müşteri? Ya Sinan, buradan hayır yok. Millet geliyor, bakıyor müşteri yok. Çekip gidiyorlar. Eğer bir alıcı bulursam değerinin altında verip kurtulacağım. Hangi keriz alsın ki bu dükkanı? Kadir, ben görmeyeli sen Cem Yılmaz'a ne kadar çok benzemişsin ya. Bana bak, bir çorba ver de içek bari. Hoş geldiniz ağam, nereye gidiyik? Beykoz'a gidiyik kardeş. Ana! Ay, ağam sen ünlü türkücü Kemal Güzelses değil misin ya? He kardeş o ya. Vay hoş gelmişsin ağam ya. Ya ağam sen meşhur, ünlü bir adamsın. Yani takside ne işin var? Sen limuzinden aşağı binmemen lazım ağam ya. Sorma kardeş. Ya bizim cipi çarptık. Şimdi tamirdedir. O yüzden taksiye bineyim. Ya Allah'ın işine bak. Yani Allah senin cipi tamire gönderiyor ki benim taksime binesin, benim sesimi dinleyesin diye ha. Sesin güzel midir bari kurban? Ya affedersin ağam, yani Urfalı olur da ses kötü olur mu yani? Ya doğru diyorsun ha. Hemşo, oku bir türkü bakayım. Okuyayım ağam. Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim, kam ortağımdır benim, kam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram. Yaman çağımdır benim, dertli çağımdır benim. Ya hemşo, sesine kurban ha. Ya inan, çok güzel okumuşsun. Sendeki bu ses bende yok vallahi. Ya estağfurullah ağam. Yani sizin sesiniz çok güzel. Ama yani benim de elimden biri tutsa, yani belki benden de böyle bir şey olur hani. Sen bana telefonu yaz, adı yaz. Seni bizim patrona muhakkak dinleteceğim ağam. Esak mı değilsen ağam? Esak diyeyim ya. Ver elini öpem ağam. Ağlat! Sen önüne bak, önüne bak. Kazayla gel, önüne bak. Tamam bakın, tamam. Sakin ol Seyit, sakin ol Seyit. Nur gel bak. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldin Nur abim, saygılar, buyur. Ali Kemal, Nur abimin çayını kap bakayım koçum. Sağ ol Duran'cığım da istemez canım, istemez. Leyla'cığım, hayırdır kızım, üzgün görünüyorsun. Bir şey mi var? Hayır mı şer mi bilmiyorum Nuri amca ama babam tutturdu bakıcımla evleneceğim diye. Vay! Yapma ya! Vay be! Helal olsun Ramazan abime. Yakışır. Öyle deme be Duran kardeşlik, öyle deme. Yaş yetmiş, akü bitmiş. Marş basmak artık. Öyle deme Osman aga. Parayla akünün kimde olduğu belli olmaz. Ayrıca Ramazan abinin aküsü lityum iyondan. Hem akü yaşla bir şey olsaydı, Ali Kemal gibi genç yaşta bir adamın aküsü bitmezdi. Yahu tamam oğlum, uzattınız ya, ayıp oluyor. Tamam, kesin. Şey Nuri amca, ben biraz çardaktayım. Tamam kızım. Ha şimdi anlatın bakalım, merak ettim ya, ne olmuş? Baba, şimdi Ali Kemal yerde. Şimdi Ali Kemal yerde, o ya şimdi. Ne oldu Gülbin? Sinan'la barıştınız mı? Allah yazdıysa olsun Eleni Hanım. Mümkün değil, mümkün değil ondan barışması. Evlatlıktan reddederim vallahi, sütümü haram ederim. Yarından tezi yok, boşanma davası açacağız biz Sinan'a. Kusura bakmayınız Şazimen Hanım ama sizin de bir dediğiniz bir dediğinize uymuyor. Daha dün Sinan'la barışsın demiyor muydunuz? Ne oldu da fikir değiştirdiniz? Ben söyleyeyim Eleni Hanımcığım. Ela. Şimdi Sinan'a piyangodan para çıkmıştı ya. Evet. Hah, aslında Sinan'a piyangodan para falan çıkmamış. Orada bir yanlışlık olmuş. Şimdi anladınız mı annemdeki değişikliğin nedenini Elena Hanımcığım? Endaksi, tabii anladım, anladım. Terbiyesiz. Merhabalar hanımlar. Elmera, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız Elena Hanımcığım? Etiketi, söyle böyle. Maşallah, maşallah. Buyurun hadi oturun. Hadi, hadi. Hop! Evet.
Hayrola? Bugün sahalara eksik çıkmışsınız bir kişi. Dilek nerede? Dilek evdedir. Sudan azda bulsana da kim bakacak? Oh, iyi mi böyle? Siz de sokaklarda dolaşın fıtıtı fıtıtı. Keyif yapın. Bize de yakışan odur. Yani bugüne bugün Kleopatra gibi kadınım yani. Kleopatra gibi de gezeyim tozayım değil mi? Çakma Kleopatra sen. Ay niye sana bir müjdem var benim? Hayırdır Elena Hanım nedir? Kale Nurimu'yla konuştum. Bize devren kiralık bir lokanta arıyor. Ay çok güzel olmuş be. Endaksi. İlahi Elena Hanım ben de sizi aklı başında biri zannederdim. Ayol bunlar lokanta açılır mı? İlk önce o bitirir yemekleri. Sen bir bana baksana hanım. Ne var baktım. Sen benim sürekli tepemi attırırsın bilir misin? Demek Elen'in yengemle Hediye Hanım birlikte lokanta açacaklar ha? Yakışır hanımları. Çok iyi bir karar vermişler Nuri amca. Bence destek olmanız lazım. Vallahi destek olmasına olacağız da kızım. Önce devreden bir lokanta bulmamız lazım. Devreden. Devren. Müjde babacığım, benim bir arkadaşım var. Geçenlerde onunla konuşuyorduk şey dedi. Ben lokantayı dedi devredeceğim dedi. Ne dersin gidip bir konuşayım görüşeyim mi baba? Dur Sinancığım dur acele etme. Yani biz böyle önümüze her gelen lokantayı tutamayız. Senin bu arkadaşının lokantası nasıl? İşlek mi? Müşterisi var mı? Yani müşterisi olmayan bir lokantayı kiralamaya kalkıp ondan sonra sermayeyi kediye yüklemeyelim canım. Doğru diyorsun baba. En iyisi o zaman ben bir arkadaşımla bir konuşayım. Gideyim bir dükkana bir bakayım. Müşterisi var mı? Geliyorlar gidiyorlar mı? Ne sıklıkla gelip gidiyorlar? Ondan sonra sizi buluşturup görüştüreyim olur mu baba? Ha, tamam canım. Seyit hayırdır? Ya ağam çok sevinçliyim. Şöhret olacağım şöhret. Ne şöhreti Seyit? Ya Taksim'e çok ünlü bir türkücü bindi. Kemal Güzel Ses. Sesimi çok beğendim. Kim bu ufalı türkücü Kemal Güzel Ses? Ünlü türkücü. Kardeşim benim ufalı favorittim. Yaşasın. Meşhur oluyorsun ha. Afişleri görür gibiyim ha. Seyit, Çağlayan Ses ve altında menajeri ve yakın dostu Sinan Kaya. Vay be. Ağam sen benim menajerim falan değilsin. Yani sen beni 2 senedir oyalıyorsun. Hiçbir halt ettiğin yoktur. Vay nankör vay. Şimdi öyle olduk ha. Şöhret basamaklarını görür görmez vurdun abine tekme öyle mi? Alacağın olsun. Oysa ben senin için neler yaptım? Buraya gelmen için canla başla çalıştım. Ya ağam nereye geldim ki? Yani ben seninle tanıştığım zaman da taksiciydim. Şimdi de taksiciyim yani. Hala böyle direksiyon sal ya. O senin kafasızlığın. Benim gibi muhteşem bir adamı kullanıp şöhret basamaklarını çıkamadıysan o senin beceriksizliğin. Nankör, Urfalı Satorotti. Baba ben gideyim de şu dükkan içine bakayım olur mu? Sonra şey yapar mısın? Hadi tırın 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 tırın. Sinan Kaya hava yolları havalanmak üzeredir. Tırın 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 tırın. Alo buyurun efendim Akasya Durağı. Tabii efendim var. Derhal gönderiyorum. Adresi alayım. Tamam efendim. Tamam. Osmancığım. Karanfil sokak 28 numara. Hacı. Karanfil 28. Tamam. Ayvan, sen gerçekten beni çok seviyorsun galiba. Yani babamın seni o kovalamasından sonra bir daha beni aramazsın diye düşünüyordum. Benim sana duyduğum bu sevda bitmez aşkım. Zamanı durdursalar, sırtımdan da vursalar, bu sevda bitmez. Hey maşallah ya, damardan girdim diyorsun yani. Van kırmızı güle. Aynen öyle aşkım. Dilekciğim, ben sizin mahalledeyim. Dışarı çık da görüşelim biraz. Mümkün değil Van'cığım. Çünkü Sude'den az da bulsanız evde ve ben onları yalnız bırakamam. Ama istersen sen kapıya gel, kapıdan konuşuruz sonra da gidersin ha. Tamam aşkım, hemen geliyorum. Resmen kapıdaymış. Ne çabuk geldi. Bak sen... O bayana. Senin ne işin var burada? Seninle konuşmaya geldim aşkım. Çok özledim.
benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok o bayana. Ayrıca bana aşkım falan deme, tamam mı? Güle güle. Ama Dilek aşkım, biraz dinleseydin, izah etseydin, anlatsaydın ha? Bak içeri girme, babam içeride. Çağırın vallahi öldürür seni. Yalan söylüyorsun Dilek aşkım. Çünkü ben buraya gelmeden önce kontrol ettim. Osman babacığım durakta. Hadi gel konuşalım. Ay, ya sen benden ne istiyorsun he? Hem sen Afrika'ya gidip evlenmedin mi? Hangi yüzle geliyorsun kapıma? Dilek aşkım, ben evlenmedim. Babamlar zorla evlendirmeye kalktılar. Ben de dedim ki eğer beni evlendirirseniz Dilek aşkımla ayrılacaksınız. Ben de bunu istemiyorum. Kendimi öldüreceğim dedim. Vazgeçtiler. O bayana ben seni unuttum. Ben unuttum mu? Sana tavsiyem sen de beni unut. İstersen şimdi hemen git. Çünkü eğer gitmezsen erkek arkadaşım gelecek ve kan çıkacak. Erkek arkadaşın mı? Pes yani ya. İnanamıyorum ya. Bir kız adına gittim, hemen birine mi buldun ya? Ya ne yapsaydım? Sen o Afrikalı Dilber'le evlenirken ben de ömrümün sonuna kadar oturup seni mi bekleseydim he? Eyvah, Vank geldi. Kan çıkacak şimdi. Vank mı? Vank da kim? Bu ne biçim isim? Dinime söven Müslüman olsa ya. Sen önce kendi adına bak. O bayağını, ateş kralı. Ben o Vank'ı durmaz mıyım şimdi? Hele bir Vank elini sür. Seni öldürürüm o bayağına. Geç dolaba sakla. Ben onu göndermeye çalışacağım. O gidince sen de çıkar, defolur gidersin buradan. Tamam mı? Tamam da Dilek aşkım, hangi dolap, nasıl gireceğim? Ne o Dilek? Bankçım, ben şu anda müsait değilim. Sen daha sonra gelsen olur mu? Bebeklerle uğraşıyorum da. Ben sana yardımcı oluyorum aşkım. Nerede bebek? Buyur kardeşim, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Bak ben Akasya durağındayım. Adım Yağlı Pehlivan Osman Aga. Avrupalıyım. Bu arabanın her bir şeyi tamamdır. Vergisi, sigortası, kaskosu, pulları her bir şeyi tamamdır. Herkes beni tanır yani. Göreceğiz beyefendi. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Derhal efendim. Bu ruhsatım. Bu da ehli. Ehliyetim nerede be? Bana mı soruyorsun nerede olduğunu? Ah Safiye! Allah kahretsin, benim karım Safiye. Gümleğimi yıkarken sabahleyin demek onun cebinde kaldı. Yani kusura bakma komiserim. Maalesef beyefendi, ceza kesmek zorundayım. Aracınızı da bağlayacağım. Bağlayacak mısın? Ya gözünü seveyim, gözünü seveyim memur bey. Bak benim evim 2 dakika ileride. Ben hemen gideyim, hemen geleyim, tamam mı? Bak burada da nüfus kağıdım var. Bu sende kalsın, kafa kağıdım. Görür müsün bak, kafa kağıdım. Bu sende kalsın, ha? Ben hemen gideyim, geleyim. Olmaz kardeşim. Prosedür neyse onu uygulayacağız. Prosedür nedir be? Zaten kriz var. Sabahtan beri de para toplayamadık. Biz mahvoluruz be kardeşlik be. Al bu ne? Ben gideyim, hemen geleyim. Tamam, hadi koş, ehliyetini al gel. Ay yaşasın. Arabayı kenara çek. Sakın bir yere çarpma ha. Dikkatli ol. Hadi eyvallah. Hıdır, oğlum sana süper bir haberim var. Gözün aydın, senin bu dükkanı satıyoruz. Ciddi misin Sinan? Çok ciddiyim, çok ciddiyim, satıyoruz. Bana bak, sen bu dükkana kaç para istiyorsun? 45.000'e veririm. 45, tamam. Ben dükkanı 50'ye satıyorum, 5.000'ini ben alıyorum, tamam mı? Tamam. Yalnız bir problem var Hıdır. Dükkanı almaya gelecek olanlar burayı müşteriyle dolu olarak görmek zorundalar. Ya Sinan, dükkanın müşterisi olsa niye satayım ki? Değil mi? Ya Hıdır, senin kafan hiç çalışmıyor ha. Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Bana bak, sen bütün masaları bir güzel donat, müşteri bulma işini bana bırak. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Gel vatandaş, gel. Müessesemizin kuruluşunun 50. yıl dönümü nedeniyle bugün bu lokantada herkese yemek bedavadır. Buyurun vatandaşlar, buyurun gelin. Koş, koş. Sen de gel gözlüklü abicim, gel. Yiyin, tıkınana kadar yiyin. Tıkınana kadar, çatlayana kadar yiyin. Yiyin efendiler, yiyin. Efendim Sinancığım. Nuri baba, hani sana bir arkadaştan bahsetmiştim ya, lokantası vardı. Heh, şimdi ben oradayım baba. Yemek bedava mı? Bedava. İyi arkadaşlar. Baba, şimdi arkadaşla konuştum. Arkadaş olaya olumlu bakıyor. İstersen sen elini yengeyi bir al. Bir gel mekanı bir gör, bir gezin lokantayı, ona göre karar verirsiniz baba. Tamam canım, ver bakayım adresi.
Tamam Şirancığım, hemen geliyoruz. Hayrola Nuri abi, bir şey mi var? Ya işte bu Şiran'ın arkadaşı, lokantayı uygun fiyata bırakırım demiş. Gelin abi de bir bakın lokantaya diyor. İzin olursa ben de geleyim Nuri abime. Vallahi iyi olur ya. Dur ben bizim patronu da arayayım da hazırlansın, geçerken alalım. Ah, Nuri mu arıyor? Ela Nuri mu? Ha Eleniciğim, ya Sinan bir lokanta bulmuş, devrediyorlarmış. Bir gidip bakalım diyor. Ah Poli, oraya çok güzel. Hazır hediye de burada. O zaman siz geliniz, bizi buradan alınız. Endaksi. Te ne oldu be Elena Hanım? Ah gözümüz aydın hediye. Sinan bir lokanta bulmuş, devrediyormuş. Nuri mu da gidip bakalım diyor. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Allah size akıl fikir versin Safiş. Ne diyeyim yani? Fırıldak Sinan'ın içine girip bulaştığı işten hayır mı gelir Allah aşkına? Şuna söyledim defalarca, evlenme dedim, evlendi. Bak köpek gibi pişman şimdi. Ya anne sen ne biçim bir kadınsın ya? Daha sabah demiyor muydun sen Sinan'a? Ne kadar ulu bir insansın. İyi ki kızımla evlenmişsin. Yalakalıkta sınır tanımıyordun. Terbiyesiz. Ay sinirim bozuldu ha. Vank, sen haydi ufak ufak git istersen. Annemler birazdan gelir de seni görmesinler. Seninle hiç konuşamadık Dilek. Ya Allah Allah, Allah'ın günü torbaya mı girdi Vank? Sonra konuşuruz canım. Safiye! Kız Safiye, aç kapıyı! Babam! Şimdi ne yapacağız Dilek? Çabuk saklan Vank. Nereye? Hadi bana altına gir, çabuk çabuk. Ya odaya git, kayyolanın altına gir. Çabuk. Kıkırtırmışsın Safiye, aç kapıyı, aç. Allah'ım. Safiye. Aşkım, ne yapacağım? Safiye. Safiye. Sen de gözüme. Uzatma, gel içim. Çakma, çakacaksın seni. Osman baba bir gitsin. Safiye. Allah'ım lütfen bana yardım et, lütfen. Safiye. Nerede kaldınız kız? Öldünüz mü içeride? Ay babacığım kusura bakmayın, Sudenaz'ı uyutmaya çalışıyordum da. Tamam tamam, çekil bakalım, çekil. Hayırdır babacığım? Sen böyle gün ortası pek gelmezsin ki. Sorma be kızcağızım, sorma be. Benim arabayı bir polis çevirdi. Ehliyet ruhsat istedi, ruhsatı verdim. Ama ehliyet, bir elime attım, ehliyet yok. Düşündüm ki herhalde annem benim gömleğimin cebinde unuttu. Şimdi acaba derim ki benim gömlek kirli de midir yoksa temiz dolabında mıdır? Hayır. Dolapta sadece ve sadece temiz gömleklerim var babacığım. Annem onları kesinlikle kirliye koymuş. Yok bre kızım, yok. Senin anan pasaklıdır. Mutlaka gömleğimi temiz dolabına koymuştur. Ben şimdi gidip bakacağım. Osman baba yapma, dur Osman. Osman baba deme. Yavruya gelin sana. Bir daha sizi burada görürsem bu fasulyelerin dibine gübre diye gömerim ha. Haberiniz olsun. Babacığım sakin ol. Ne var kız, ne var, ne var? Ne işi vardı bu kızanların burada ha? Ne işi vardı? Sen başıma yedi kocalı ürmüz mü kesildin? Yersin kafana baltaya. Ama babacığım vallahi benim bu durumda hiçbir suçum yok. Kes! Kes odana. Gözüm görmesin seni. Hadi çabuk odana. Bir daha görmeyeceğim seni ha. Hadi yürü. Ah ne durumu çektim çile bunlardan be. Selam. Osman'ım söyle yiğidim. Osman kadar kafana taş düşsün Safiye. Beni öldüreceksin, sebebim olacaksın. Çabuk eve gel. Kızın eve kızanlar almış. Ne? Kızanlar mı almış? Kızanlar, kızanlar. Sen görür müsün şu dileği? Osman bir daha sorarım. Kızan mı almış, kızanlar mı almış? Bana oyun etme Safiye. Ömrümü çürüttün. Sana zarım. Çabuk eve gel. Çabuk. Ay tamam gelirim Osman. Allah yandık. Tamam hepinizi alacağım içeri. Merak. Aa Nuri babalar geliyor. Hoş geldin babacığım. Eyvallah. Gel yengeciğim, gel Eleni yenge. Buyurun. Kalimera. Baba arkadaş çıkardı. Teşekkür ederim Duran Bey. Estağfurullah, saygılar. Sinan ya, onun müşteriler böyle kapıda kuyruk mu oluyor? Valla işte kendi gözlerinle görüyorsun. İçerisi tıklım tıkış dolu. Arkadaşlar da kuyrukta bekliyor. Onlar yiyor çıkıyor, sonra bu müşteriler giriyor. Allah Allah. Poli, Poli kala. Çok iyi, çok iyi. Nuri mu aradığımız lokantayı buldu. Valla öyle görünüyor Eleniciğim. Hadi ne bekliyoruz? Buyurun geçelim içeri baba, buyurun. Hadi buyurun Eleniciğim, buyurun. Buyurun Efi Hanımcığım. Buyurun Burhan abi, saygılar abi. Eyvallah komşu. Acele etmeyin arkadaşlar. Hadi şekil yapacaktım. Buyurun be.
işte baba, kendi gözlerinle görüyorsun. Dükkan tıklım tıkış dolu yani. Balık istifi gibidir burası be valla. Ay bizim burayı almamız lazımdır Elena Hanım, valla almamız lazımdır. Ay Yeliye'cim doğru söylüyorsun. Ne paramızla darpane gibi para basar burası. Aha, dükkanın sahibi Hıdır da geliyor. Hıdır, 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 Hıdır. Tanıştırayım. Hıdır Nuri Baba, Nuri Baba Hıdır. Merhaba kardeşim. Merhaba. Hıdır, Nuri Babalar dükkanı satın almak istiyorlar. Beyefendim, affedersiniz, çok merak ediyorum. Madem ki bu kadar dolu müşteriniz var, neden burasını devrediyorsunuz? Eleni yenge, Hıdır'ın ailesi Fransa'da yaşıyor. Tabii insan ailesinden uzak olunca ailesine Fransız kalıyor. Biliyorsunuz tabii. O da ailesine Fransız kalmamak için dükkanı satıp Fransa'ya yerleşmek istiyor. Oui, monsieur. Evet, evet. Aynen Sinan'ın dediği gibi. Fransa'ya yerleşeceğim de. Hayırlısı olsun. Da birader, sen buraya komple ne istiyorsun bakayım? Duran abi, Hıdır burası için 60.000 lira istiyor. Tii, ne? Aa, 60.000 çoktur be. Yani benim 60.000 liram olsa koyarım bankaya faizini yerim. Çalışmam ki ben. Hediye yenge, doğru söylüyorsun. Bak Hıdır, Duran abi benim öz abimdir. Nuri baba da öz babamdır. Yani bende emekleri çok fazladır. O yüzden sen indirim yapıyorsun kardeşim. 60.000'i 50.000'e çekiyorsun, tamam? Tamamdır Sinan. Madem Nuri Bey babamdır diyorsun, dediğin gibi olsun. Anlaştık mı kardeşim? Anlaştık. O zaman Hıdır'cığım, yarın sabah erkenden buluşuyoruz. Biz paraları takdim ediyoruz, devir işlemlerini yapıyoruz. Oldu mu? Oldu. Tamam Hıdır, o zaman biz seni fazla meşgul etmeyelim. Sen dükkanınla ilgilen, görüşürüz yarın. Gel de babacığım, hadi Duran abicim. Görüşürüz, yaşas, yaşas. Buyurun. Vallahi yani helal olsun be Sinan. Senin sayende lokantayı 10.000 lira ucuza devraldım. Kedi olalı bir fare tuttum ben Sinan'ım. Aşk olsun. Benim zaten sizlerden başka kimim var ki? Siz benim babamsınız, abimsiniz, ablamsınız, anamsınız. Selçuk Hanım bir de seni beğenmiyorduk hele. Sinan Üçkarsız'ın olduğu ister hayır gelmez diyordu. Görüyorsun. Aman alt etmiş be bu boş boğaz. Ya onlar benim kıymetimi bilemediler ama siz biliyorsunuz. Neyse olayı duygusallaştırmayalım. Hadi gidelim babacığım. Buyurun abiciğim. Buyurun hediye anlatayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Leyla Hanım. Hoş geldin kızım. Babacığım niye böyle giyindiniz? Bana bunak dersin. Asıl sen bunamışsın. Niye böyle giyindim? Ha? Niye? Bugün ne yapacaktık biz? Ne yapacaktık? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Hatice'yi istemeye gidecektik. Babacığım, bu nasıl söz? Şaka yapıyorsun herhalde. Hatice Hanım zaten nişanlı, biz onu nasıl isteriz? Ramazan Bey, ben zaten nişanlıyım. Bakın bu da yüzüğüm. Hadi be! Ne yapayım yüzükte? 50 tane yüzük alırım ben sana. At o nişanını dedim, benimle nişanlanacaksın, benimle evleneceksin sen. Ben seni seviyorum Hatice. Babacığım, bak Hatice Hanım'ı üzüyorsun. Hiç bize yakışır mı nişanlı bir kadını istemek? Niye yakışmasın? Niye yakışmasın? Gitme, beni sevmiyorsun, konuşmuyorum sizin. Hadi gidin içinize. Aşk olsun Hatice'yi seviyorum, almadım para Hatice'yi. Babacığım ben seni çok seviyorum. Yalan, yalan. Hep o annenin yüzünden, değil mi ha? O annen var ya annen. Annen inat etti, istemiyor Hatice'yle evlenmemi. Kıskanıyor beni, kıskanıyor. Babacığım tekrar mı başa dönüyoruz? Nereye dönersen dön, ben Hatice'yi istiyorum. Ben senin ilaçlarını veririm, tamam? İlaçlarımı verecek mi? İstemiyorum ilaç, ben Hatice'yi istiyorum, Hatice'yi. İyi o zaman, Hatice versin ilacını baba. İlaç mı getirdin bana? İlaç benim yarama derman olur mu zannediyorsun? Ben seni istiyorum Hatice, seni. Bırak ilacı, bana bir öpücük versene. Aa baba! Zeynep ne güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun Seydim. Alo? Alo, iyi akşamlar. Ya ben Kemal Güzelses. He, nasıl sen? Vay ağam, vay paşam, iyiyim. Sen nasılsın ağam? Kim arıyor Seyit? Kemal Güzelses bizim iş galiba olacak inşallah. İnşallah. Senin şu iş vardı ya. Ya patronundan görüştüm. Seni dinlemek istiyor. Allah! Patron beni dinlemek mi istiyor? Vay senin yaradanına kurban olam ağam. Bak sabah erkenden gel ha. Bak sakın geç kalma. Tamam? Sabah ağam sen meraklanmıyorsan ben bizim müezzin camiye gitmeden sabahın köründe orada olurum vallahi. Tamam? Haydi iyi akşamlar.
Zeynom, patron beni dinleyecekmiş. Birden sesimi beğenirse yırttık Zeynom, yırttık. İnşallah Seydim. Zeynom, bu iş olsun. Paraları kazanam. Seninle kızımı villalarda yaşatacağım, villalarda. Seydim. Hı. Ben filla milla istemiyorum. Bizim huzurumuz yerinde olsun, başka bir şey istemez. Tamam Zeynom, bizim huzurumuz her daim yerinde olacak. Sen meraklanmıyorsun. Özlem gelsene be. Bizden bana kalır mı be? Aman be ağabeyi. Narin'im, güzel kızım. Bize güzel haberlerin var mı? Oldu mu o iş? Yok be ana. Yine 0-0 beraber. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Vah vah. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin vitaminsiz. Gene kalenin önüne kadar gitmişsin ama gol yapamamışsın öyle mi? Te çocukla ne kaytan geçersin be Osman'ım. Eğer bir kestar senin gibi dört dörtlük erkek olamazlar herhalde. Herhalde. De ablam be. Ya bana kalırsa benim damadıma büyü yapmışlar. Senin tanıdığın bildiğin bir hoca var mı? Gidip okutup üfletelim şunu. De doğru söylersin kız Hediye. Şadimet Hanım'ın tanıdığı böyle ilmi gani bir hoca var idi. Te bunu götürelim de ona böyle bir okusun üflasın. Konuşmayın be izansızlar. Olur mu be? Ya Osman abi sen ne anlarsın bu işten ha? Neyse ben çay getireyim bari. Ben de sana yardım edeyim ablacığım. Efendim Merveciğim. Dilekçim müjdemi isterim. İkimiz de konservatuarı kazanmışız. Yedeklerden girmişiz. Ay yaşasın ya inanmıyorum. Ne oldu be? Yalnız Dilek bugün kayıt için son gün. Hemen yaptırmamız gerekiyor. He tamam canım. Ne kadar harç burası? Oha. Neyse sen bana kayıt için gerekli evrakları mesaj atarsın değil mi? He canımsın bay bay. Ne oldu kız söyle? Anneciğim teyzeciğim Müjde. Üniversiteyi kazanmışım ya. Ay canım yavrum. Ay canım tebrik ederim teyze senin güzeli. Bak görür müsün hiç babasına çekmemiş direkt bizim sülaleye çekmiş. Hemencecik üniversite kazanır. Hangi bölümü kazandı? Konservatuar. Ay yok babasına çekmiş bize çekmemiş. Te kızım sen ne yaparsın? Osman seni okula gönderir mi sanırsın? Başıma pavyon karısı mı olacaksın der öldürür seni. Ay anne ne diyorsun sen ya? Yani babam geri kafalı diye ben üniversite okuyamayacak mıyım? Ya ben o üniversiteyi okuyacağım o kadar. Üniversite mi? Ne üniversitesi kızım? Ah eniştem hayırlı uğurlu olsun. Gözün aydın kızın üniversite kazanmış. Üniversite mi kazandı? Aslan kızım benim, yavrum benim, baba senin kızısı. Gördünüz mü nasıl kazandı? Hangi üniversiteyi kazandı? Doktora Üniversitesi. Doktora Üniversitesi mi? Aa tıbbiyeyi kazandın. Aferin kız. Aynen bizim aileye çekmişsin sen. Hiç çalışmadan en yüksek üniversiteyi kazanmışsın. Aferin kızım sana. Aferin. Yalnız babacığım bugün kayıt yaptırmam gerekiyor. O yüzden harç parası lazım. Harç parası mı? Derhal kızım. Kaç kuruş? 600 lira. Aa 600 lira mı? Anne resmer için alem bana düşmandı. Resmer sevdiğim için loy. Helal loy 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 kibar yarim esmerim loy. Hele loy 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 kibar yarim esmerim. Hele loy 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 kibar yarim esmerim loy. Hele loy 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 kibar yarim esmerim. Tebrik ederim Seyitciğim. Harika bir sesin var. Sana bir albüm yapıyoruz. Sen mi değilsin ağam? Allah size razı olsun ya. Hadi tebrikler. Ya bugünden itibaren artık sen de bir sanatçısın hemşom ha. Eyvallah ağam senin sayende. Evet Seyitciğim. Derhal provalara başlıyoruz. Kaset için türküleri seçeceğiz ve sen onları çalışmaya başlayacaksın. Tamam ağam. Bu arada sana her konuda yardımcı olacak bir menajer vereceğiz. Onun her söylediğini yapacaksın. Yap dediğini yapacaksın, yapma dediğini yapmayacaksın. Tamam ağam. Kendisi bu piyasanın en tecrübelilerindendir. Sana faydası olacağına inanıyorum. İnşallah. Kızım bana Petek Hanım'ı gönder. Merhaba. Merhaba. Petek'cim, Seyit Bey tanıştırayım. Yeni star adaylarımızdan. Öyle mi? Çok memnun oldum Seyit Bey. Ben de çok memnun oldum bacım. Seyit sana emanet Petek. Bacım yani benden yana hiç çekinceniz olmasın. Yani ne söylerseniz yaparım bacım. Güzel. O zaman işe ilk olarak aramızdaki şu bacı lafını kaldırarak başlayalım. Olur mu Seyit? Tamam yani siz nasıl isterseniz öyle olsun. Güzel. Seninle çok iyi anlaşacağız. İnşallah.
Vay Kıdır 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 Kıdır. Hayatımın IMF'si, para kaynağım. Ne yaptın? Dükkan işini hallettiniz mi devir işlemlerini Nuri Baba'yla? Hallettik Sinancığım. Parayı bile aldım. Ey koçum benim. Bizim payımız? Vallahi sayende iyi okuttuk dükkanı. Al bakalım, bu da senin payın. Sağ olasın. Ana, içinde para varmış. Al bakayım, ben zarfı iade edeyim, parayı bizzat kendim alayım. Ya Sinan, bunlar dükkanın müşterisinin olmadığını görünce dananın kuyruğu kopmayacak mı o zaman? Sen orasını hiç merak etme. Birkaç gün ortalıkta gözükme, bu işten de kimseye söz etme, her şey yoluna girer. Tamam mı Kıdır? Tamam, söz etmem. Kıdır 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 kıdır. Tırrın tırrın tırrın. Tırrın tırrın tırrın. Cezmi. Bütün ampulleri kontrol et, bozukları değiştir. Bir de şu musluklara bak be oğlum, akmayan falan vardır. Tamam abi. Hadi. Ay Elena Hanımcığım, çok özür dilerim be daha. Ben ilk günden işe geç kaldım. Ah yok yok, hiçbir problem yok. Hoş geldin Hediyeciğim. Hoş geldin kızım. Ya keşke Safiye de gelseydi yardıma. Safiye ablamlar geleceklerdi de ufak bir işleri çıktı. Onları halletsinler, ondan sonra gelecekler inşallah. Tamam, hadi bakalım. Hadi Hediyeciğim, siyah siyah yap işleri. Yavaş yavaş hamileşsin, ona göre. Nur abim, Eleni yengem, Hediye Hanım. Aa, Duran Bey'in sesidir bu. Koş, koş. Nasıl olmuş? Vay be! Ah, poli oraya. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık Duran Bey'ciğim. Estağfurullah yengem, saygılar. Vallahi hakikaten çok güzel olmuş Duran kardeşim. Hadi biz temizliğe devam edelim canım. Ben mi aga abim? Saygılar abi. Ondan beri teşekkür etmek istedim. Bir türlü fırsatını bulamadım. Vallahi sizin hakkınız ödenmez ha. Estağfurullah Hediye Hanım, ne yaptık ki? Daha ne yapacaksınız ki? Ali Kemal'e babalık ettiniz, düğün masraflarını karşıladınız. Bizim lokantayı açmamıza o kadar yardımcı oldunuz. Siz benim için çok kıymetli bir hanımefendisiniz. Saygılar. Estağfurullah, siz de benim nazarımda çok kıymetli bir beyefendisiniz. Acaba ben size bir kahve pişirseydim de içer miydiniz mi acaba? Sizin elinizden zehir bile olsa içerim Hediye Hanım. Saygılar. Öyle mi? O zaman ben yapayım size kahveyi. Buyurun. Buyurun. Estağfurullah. Estağfurullah. Hemşirem. Telefonda söylediğim şeyi getirdin mi? Hı, getirdim. Gençlerin derdi neymiş? Hocam üzerinize afiyet. Gerdekte başarılı olamadılar. Düşünürüz ki damadın erkekliği bağlanmış. Vallahi hocam kesin öyle büyümüyü yaptılar bana. Ben yoksa 10 kaplan gücündeyim. Bakacağız. Yapmışlar. Erkekliğini bağlamışlar seni. Yapmışlar değil mi hocam? Kim yapmış peki? Görüneyim mi? Bakayım. Senin bakmanla olmaz yavrum. Sen nasıl bakacaksın? Ben gönül gözüyle bakıyorum yavrum. Hem de zındıklar 40 düğüm atmış. 40. Vay! Sıkkımın kökünü yapsınlar inşallah. Bak gördün mü? 40 kere bağlamışlar, ondan çözülmüyor. Gözleri düğüme nasıcalar. Yere batasıcalar. Ne isterler kocamdan be? Ben de büyüğünün kalkması için 40 defa okuyup üfleyeceğim. Okuyun hocam, okuyun, üfleyin. Allah nefesinizi attırsın. Çözün hocam maşallah. Hocam kocama büyü yapmışlardır. Bana değil, kocama tüküreceksin. İnşallah öyle bir tükürün ki gusül abdesti aldım he. Sen daha dur, 40 kere daha tüküreceğim. Polis kalk. Oy basın. Sinan çanta çok yakışmış ya. Eyvallah hocam. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Nuri Baba. Hoş geldiniz. Ne yaptınız lokant işini? Tamamdır hocam, tamamdır o iş. Eleniler dükkanı temizliyorlar. İşte en yakın zamanda da açılış yapmak istiyorlar.
İnşallah tutar şu lokantaya. İnşallah Leyla'cığım, inşallah. Tutar canım, niye tutmasın? Daha önce kendi gözlerinde gördüm baba müşteriyi. Kapıda kuyruk oluşturmuş yani. Boş yer bulmak mümkün değil. Ha, yeter ki Eleni yengeler güzel yemek yapsınlar. Müşteriyi kaçırmasınlar, tutsunlar ellerinde. Tutar canım, niye tutmuyor? Tutar, tutar. Doğru söyledin birader. Ne yapayım arkadaşlar? Buyurun, baklavamdan yiyiniz. Aa, baklava ver önce, ben bunu Duran abim gillere vereyim. Buyurun bacı. Buyur Duran abim. Eyvallah. Evet, buyurun, buyurun baklavaya, yumurur. Gel koçum, gel gel. Sağ ol Osman abi. Kesene bereket. Sağ olasınız, sağ olasınız. Hayrola Osman Aga, nereden çıktı bu baklava işi? Benim kız Dilek var ya, tıbbiyeyi kazandı yani. Tıbbiye ne Osman Aga ya? Tıbbiye ne? Tıp fakültesi desene şuna ya. Yahu tebrik ederim Osman'cığım ya. Aa, çok sevindim vallahi. Sağ ol. Bir dakika Osman Aga, şimdi senin kız Dilek tıp fakültesini mi kazandı? Tabii hocam. Hatta bir tabii. O kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki yani anlatamam. Ya Osman Aga, yanlış anlama da senin şu Dilek. Heh. Benim bildiğim kadarıyla liseyi zor bitirdi. Her sene çift dikiş gitmedi mi? Hep derslerden kaçar diye şikayet ederdin. Sonra karnesi hep zayıflarla doluydu. Bildiğimiz kadarıyla dershaneye de gitmedi. Nasıl oldu da tıbbiyeyi kazandı? Öyleydi Sinancığım, öyleydi de. Eğer yani bir de o sülediklerini yapsaydı herhalde Oxford Üniversitesi var ya, orayı kazanırdı vallahi. Vallahi bir eğitimci olarak bunu anlamadım ama neyse. Ben de anlamadım ama neyse işte kazandı. Okan, kapıda biri var, seni soruyor. Tamam, patron sorarsa iki dakika idare et. Tamam, geç kalma, patron kızmasın. Tamam, tamam. Hadi. Selam. Oğlum, telefonunu niye kapıyorsun ya? Bak, daha buralara kadar getirdin beni. Ya patron biraz kıl da mesai saatinde konuşmayalım diye kapattırıyor. Hayda, manyak mı oğlum bu? Neyse, çıkar üstünden şu Sebastian kostümü de atla arkaya. Caddeye akıyoruz. Vay be, motorun güzelliğine bak. Nereden yürüttün bunu? Oha, hırsız mıyım oğlum ben? Tabii ki kendi paramla aldım. Hadi be, senin paran yeter mi oğlum buna? Dünyanın parasıdır oğlum bu. Oğlum, ben senin gibi garsonluk yapmıyorum ki. Para getiren işler yapıyorum. Biliyorum senin yaptığın işleri. Pis işler. Vallahi garsonluk kadar pis değil Sebastian. Hem ot satmanın nesi kötü oğlum? Yani bir nevi organik tarım yani. Bak, istiyorsan sana da bir pozisyon ayarlarız ha. Ne dersin? Yok abicim, ben almayayım. Ben o tür işleri bırakalı çok oldu. Yani uşaklığı sevdim diyorsun. Karın tokluğuna talim. O zaman ben kaçıyorum. Görüşmek üzere Sebastian. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Eyvallah kardeşim. Sana sokağa seyret diye mi para veriyorum ben? Bir daha sakın bunu deneme. Çok kötü olur. Ne olur, ne olur? İşte bu olur. Al işini başına çal be. Üç kuruş para için çekilir mi bu? Bırakıyorum işi. Defol git. Osman amca, nasılsın? Ha kızım Merve, çok iyiyim, çok mutluyum. Kızım üniversiteyi kazandı. O kadar mutluyum ki 32 diş bile sırıtırım yani. Ya sormayın Osman amca, ben de çok sevindim. Nereye kaptırayım seni? Beşiktaş'a, üniversiteye kayıt yaptıracağım ya. Sen de mi üniversiteyi kazandın? Hangi bölüm? Konservatuvar. Konservatuvar? Yani konserve mi yaparsınız orada? Müzik eğitimi alıyoruz Osman amca. Ha. Çengi okulu yani. Benim kızım tıbbiyeyi kazandı. Tıbbiyeyi. Doktor olacak, cerrah olacak. Benim şekerimi düşürecek. Eğer ki böbreğimde taş varsa onu ameliyatta alacak. Ne tıbbiyesi Osman amca? Dilek de benim gibi konservatuarı kazandı. Yok be kızım, senin yanlışın var. Benim kızım tıbbiyeyi kazandı. Tıp. Ya Osman amca, ben de neyi mi bileceksin? Bugün Dilek'i arayıp üniversite kazandığını ben haber verdim. Eve geldim, kayıt parası aldım. Şimdi de okula gidiyorum kayıt yaptırmaya. Dilek de orada beni bekliyor. Ne yani? Şimdi benim kızım tıbbiyeyi değil de Çengi Okulu mu kazandı? Biz ona konservatuar diyoruz Osman amca. Ne derseniz deyin. Demek beni kandırdınız ha? Ben de seni oradan aldırmazsam bana da Osman demesin. Nereye aldıracaksın kayıtını Osman amca? Bugün kayıt için son gün. Öbür tarafa aldıracağım. Cehennem fakültesine bir yatay geçiş yaptıracağım onu bile. Şimdi sen okula mı gidiyorsun? Evet. İyi, tamam. O zaman gidelim hemen.
Günaydın ağalar, günaydın. Günaydın mı? Ya Urfalı Pavarotti, sen ya saat kullanmayı bilmiyorsun ya da rakamlardan haberin yok. Bu saatte günaydın mı olurmuş ya? Sinan haklı. Neredesin oğlum bu saate kadar? Şey ağam, hani size bahsetmiştim ya, Kemal güzel ses taksime bindi diye. İşte o beni patronla dinletmeye götürdü. Ne dediler Seyit? Beğendiler mi sesini? Ya beğenmek ne kelime, bayıldılar ağam. Bir kaset yapacaklar. Çok sevindim Seyit'ciğim, tebrik ederim. Yırttık desene, yırttık, yırttık. Yırttık? He? Sağ olsunlar, bir ya bir de faydalı bir menajer verdiler. Adı da Petek Hanım, sağ olsun, çok iyi bir hanım. Bravo Seyit. Bravo, satacağım diyordun, sonunda sattın ha. Satarutti. Sana ben o Petek Hanım'la, İpek Hanım'la, peteksi ipeksi dokunuşlu menajerler mutluluklar diliyorum. Mutluluklar. Hop, ağır ol Sinan. Delikanlı adama böyle hareketler yakışmıyor icabında. Ağam şey bu arada, hani kaset yapacağım, hani provalar falan olacak bu arada. Durağı biraz ihmal edeceğim. Beni idare edersin değil mi ağam? Tamam canım, idare ederiz seni. Hiç merak etme. Eyvallah ağam. Günaydın. Oo, gel bakalım koçum. Neredesin sen ya? Kusura bakmasın Duran abicim. Az bir şey işim vardı, onu hallettim. Sevgili seyirciler, bugün Kavacık'ta bir eve düzenlenen baskında bu kadar da olmaz dedirten görüntüler yakaladık. Allah Allah, ne olmuş acaba? Nur babacığım, benim bildiğim bir kanal var. Onu açayım mı? Açma ya. Ben bu programı seyredeceğim, merak ettim. Bırak. Peki, izleyelim. Polis kalk. Daha önce de polis baskıyla yakalanan Kaftanlı Mevcut Cadı'ndaki yürüyücü tekrar yakalandı. Beyefendi, insanları dolandırmayı utanmıyor musunuz? Dolandırması kardeşim. Ben insanlara iyilik yapmak için büyüğüm olsun. Tövbe tövbe. Hangi salak gider böyle sahtekarlara para kaptırır bilmem ki. Bu nasıl iyilik beyefendi? İnsanları kandırıp paralarını alıyorsunuz. Anlamadan konuşma kardeşim. Bu çocuk evlenmiş ama gerdeğe girememiş. Tık yok, tık. Kardeşim çekmesin. Anam. Ali Kemal. Ali Kemal. Ne işin var oğlum senin orada? Sorma babacığım. İşte Duran abi, merak ediyordun. Hangi salaklar o sahtekarlara para veriyor diyor. Aha, bunun gibi salaklar. Efendim, geldiğe gidemediniz doğru. Efendim, bizim hiçbir alakamız yoktur. Çok terbiyesiz bir kelime bu. Nasıl böyle konuşuyor? Çekmesene kardeşim. Çekmeyin, ayıp. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Millete rezil ettin lan kendini. Allah, Ali Kemal, servis dışı olduğunu 70 milyon öğrendi koçum. Mutlu musun? Telefon çalıyor. Anacığım arıyor. Alo anacığım. Ula Ali Kemal. Ula Ali Kemal diyorum sana. Rezil ettin bizi bütün çay eline de. Bana bak. Bana bak. Televizyona çıktın. Adımızı çıkardın. Artık kimse kız vermeyecek bizim sülalenin erkeklerine. Ya anacığım, vallahi benim hiçbir kabahatim yoktur. Ben bilmiyordum. Beni zorla götürdüler oraya da. Ula hamsi kafali. Bana bak, sağa değirim. Kulağını aç, beni iyi dinle. Karadeniz sınırlarının içine girmeyesin da. O alnının ortasından vururum seni. Ya bundan böyle de benim böyle bir uşağım yoktur da. Anacığım, kalbimi kırdın. Doğayet kalbini kırmış. Ben olsam kafanı kırardım. Delikanlı adam kendini böyle rezil eder mi? Yıkıl lan karşıdan, gözüm görmesin seni. Gel. Efendim Eleniciğim. Aa, ciddi mi söylüyorsun? Tamam peki. Tamam, hep beraber geliyoruz yavrum. Allah Allah. Kadın kısmı ya. Sabredemiyor. Bir gün sabredemiyor. Açılışı bugün yapacaklarmış. Hadi çocuklar, hazırlanalım, hep beraber gidelim. Hadi. Gidelim bakalım. Sevgi okulu burası mıdır? Burası. Güzel. Sen şimdi hemen Dile'ye ara, hemen buraya gelsin. Tamam mı kızım? Hay Allah, ben aramasam Osman amca. Ara kızım, ara, bir şey yapmayacağım. Ara, hadi bakalım. Peki. Merve, neredesin sen ya? Dilek, ben okulun girişindeyim. Buraya gelebilir misin? Heh. Tamam, ben de bahçedeyim zaten. Geliyorum yanına. Sen şimdi git şurada bekle bakalım. Hadi bakalım. Nerede kaldın kızım ya? Ben çoktan kaydımı yaptırdım bile. Sürpriz! Demek kaydını yaptırdın öyle mi? Sen tıbbiyeyi kazanmadın mı kızım? Yanlış okula mı kaydını yaptırdın? Ne işin var senin bu
Çengi Okulu'nda? Ne? Şey babacığım, ben aslında tıp okuluna kaydımı yaptırdım. Ama Merve de buraya konservatuvara kaydını yaptıracakmış. Ona yardım etmeye geldim. Değil mi kız Merve? Sen de bir şey söylesene. Osman amca gerçeği biliyor Dilek. Biliyor mu? Babacığım, sen beni konservatuvara yollamazsın diye biz de bu tıp fakültesi yalanını uydurmuştuk. Madem ki sen tıp okuluna öğrenci olarak giremedin, ben de seni oraya kadavra olarak sokacağım kızım. Arkadaşların yanında seni bozum etmemek için eve gideriz. Hadi bakalım yürü. Sağ ol babacığım. Para istiyorum baba. Ya bıktım senin bu para istemenden. Sen nereye harcıyorsun bu parayı? Anlamıyorum ki oğlum ya. Al hadi lan bugün sana 100 lira. Yürü. Hayırlı uğurlu olsun. Yeter artık, affet beni. Döneyim eve ne olur. Sinan, kalbimi çok kırdın. Seni affetmem mümkün değil. Gülübük, neden öyle diyorsun? Ya lütfen. Damat, kızımın kara sularında dolaşmaktan vazgeç. Gülübük, bak ben çok değiştim. Burnum çok sürtüldü. Bak dümdüz oldu. Ne olur bir af çıkar ya. Rahşan affı çıkar bana ne olur. Olmaz efendim. Başka kapıya. Allah versin hadi. Ya bari eve geleyim de bir banyo yapayım, duş yapayım. Kaç gündür durakta yatmaktan teke gibi koktum. Kendi kokumdan kendi midem bulanıyor. Yürü Gülbük, yürü. Gülbük. Sinan abi, akşam bende kalabilirsin istersen. Sağ ol Mert. Sen ismiyle müsemma bir adamsın. Mert'sin, delikanlısın, sertsin. Bundan sonra en yakın arkadaşım sensin. Sağ ol abi. Afiyet olsun ya. Ya baktım sert yapıyor Lale. Çıkardım önlüğü, attım suratına. Dedim çalışanınsak kölen değiliz ya. Helal be Okan. Helal, koçumsun oğlum. Eyvallah kardeşim. Ya zaten senin gibi delikanlıya yakışmıyordu o tür ayak işleri be oğlum. Yani hayatta başkaları yiyor, değil mi? Biz ne yapıyoruz? Onlara çalışıyoruz. Biraz da biz yiyelim oğlum. Millet parayı balyayla indiriyor. Biraz da biz indirelim, değil mi? Aynen kardeşim, aynen. Haklısın. Selam aşkım. Selam canım. Sen git biraz arkadaşlarınla takıl. Biz Okan'la biraz iş konuşacağız. Okidoki, bye. Hadi bakayım, bye. Bye. Oğlum ne iş? Ece Manitan mı? Herhalde koçum. Nejat alemin kralı oldu, senin haberin yok. Bir ara taş giyme törenime beklerim ha. Oğlum çok havalı bir hatundu bu ya. Hatırlamıyor musun? Geçen seneki partide nasıl dalga geçmişlerdi bizle? Nasıl ayarladın? Paranın gücü oğlum. Yani eğer param varsa cennet için öteki dünyayı beklemene gerek yok. Ben sana boşuna gel bu işlere gir demiyorum, değil mi? Yani başkası kazanacağına benim aslan gibi kardeşim kazansın. Ya oğlum iyi diyorsun da ben babama söz verdim. Bir daha uyuşturucu işine girmem. Okan, saflığın alemi yok oğlum. Tekrar garsonluk mu yapacaksın? Ha bir de sigorta yaptırırsın, tamam. Senden kralı yok. Ya gel Tahir abiyle tanıştırayım seni. Bilmiyorum oğlum ya. Ya oğlum bir tanıştırayım. Eğer gözün kesmezse girmezsin oğlum. Bu kadar basit. Hadi gel. Vay be, resmen gençmişiz ha. Yıllarım geçti lan şu durakta. Yıllarım be. Sinan abi. Abi benim bir arkadaşı uğramam lazım. Sen kendi evinmiş gibi rahat rahat takıl, geleceğim ben hemen. Arkadaş mı?
manita mı yaptın kendine Mert? Helal olsun koçum, yakışır sana. Yok abi, nereden çıkarıyorsun ne manitası? Arkadaşım sadece, uğrayıp geleceğim hemen. Tamam Mert, yalnız ben bir banyo yapabilir miyim ya? Bugün bütün gün koşuşturmaktan resmen kayganam şanzıman gibi kokmaya başladım ha. Yap abi tabii, kendi evimmiş gibi rahat ol. Eyvallah koçum, hadi kolay gelsin. Hadi, hayırlı tamam. İşler. Ay vakit kaçmış, yazın gelecek. Vay Mert'e bak ha. Şampuanlar, saç kremleri, bakım kremleri. Yakışıklı adam. Vuruyor lan. Bu ses ne ya? Nereden geldi bu ses? Çantam, bırakın, ver çantam. Gel buraya. Kaçma, getir çantamı. Çabuk gel buraya diyorum sana. Getir çantamı, çantamı ver. Hayvan, havlu gitti. Ayrıca çıplak kaldım. Kapı kapatmış, kapı gitti. Ben eve nasıl gireceğim? Böyle kaldım ben. Ben ne yapacağım? Bari bunu gireyim ben. Kimse görmeden sapık saracaklar beni ya. Mert, ne olur çabuk gel. Vallahi biri görürse beni sapık zanneder. Rezil olduk, dışarıda kaldık hep beraber. Ah yavrum benim, yerim seni ben. Kim soydu senin kabuklarını böyle? Aslında vitamini kabuğundaydı ama soydular işte. Dikkat et yerken dişlerin kırılmasın. Kart karı. Ne? Sen bana kart mı dedin? Kart da derim, hırt da derim. Şimdi senin kafanı kırarım. Erkek sen kaçma. Sen bana nasıl? Ha, ver. Ne oluyor be? Bana bak. Sus. Ben nasıl kaçtım? Yapma. Bak bana düşecek. Bir de onu düşerse görürsün. Ah, vurma diyorum sana. Bak, ay, düşüyor diyorum. Kesin kavgayı. Ne oluyor burada? Bu halde kardeşim böyle. Elbiselerin nerede senin? Vallahi çok güzel bir soru sordunuz komiserim. Tebrik ediyorum sizi. Şahane bir soru. Biz de onun kavgasını yapıyorduk. İkimiz de aynı mağazadan giyiniyoruz. Kıskançlık yaptı, o yüzden dövüyor beni. Bu açıklamayı karakolda yaparsın. Ben gelmesem komiserim. Yürüyün. Gelmeyeyim komiserim. Yürüyün. Yürüyün. Yürü. Kart kart. Demek mal satmak istiyorsun Okan. Siz de uygun görürseniz Sahir abi. Bak Okan. Bu işte en önemli şey güvendir koçum. Eğer malımı çaldığını anlarsam ya da bir üç kar çevirdiğini anlarsam koyarım seni. Bizde öyle yamuklar olmaz Tahir abi. Vallahi olmaması senin yararına koçum. Ben Okan'a kefilim Tahir abi. Sağlam çocuktur. Madem sen kefilsin, bir yanlış vaziyetinde ilk önce Okan'ı oyarım, sonra seni. Mal verin Okan'a. Efendim Ali Kemal. Ne? Sinan karakola mı düşmüş? Anne duydun mu? Babam karakola düşmüş. Duydum oğlum duydum. Hiç baban senin hayırlı bir yere düşer mi? Ne? Yanında hayat kadını mı varmış? Oha baba. Yuh Sinan ya. Üstüne üstlük çırılçıplak mıymış? Yuh. Oha Sinan ya. E artık kendini açtın be baba. Peki çocuğum sağ ol, teşekkür ederim haber verdiğin için. Güle güle. Görüyor musun kocanın yaptıklarını? Ay görüyorum anne ya. Ya anne bu Sinan nasıl bir insan Allah'ını seversen ya? Ya şu anda gelip benim peşimden koşması gerekirken başka kadınların peşinde koşuyor. Ya anne bir an önce karakola gidelim. Ben bu Sinan'ın suratına şöyle bir güzel tüküreyim rahatlayayım. Ondan sonra da şu Sinan'ı boşayayım artık ya. Aferin Gülbin. Bir an evvel gidelim tükür suratına. Ama giderken fotoğraf makinesini alalım yanımıza Can. Fotoğraflarını çekeriz, mahkemeye delil olarak veririz. Tek gelse de biter bu iş. Hadi yallah yürüyün. Hadi. Hadi hadi. Benim güzel canım kızım, nenni kızım oy. Oh Allah muhabbetinizi arttırsın Seyit Efendi. Zehra'm doğduğundan beri varsa yoksa kızın. Benim papucum hepten dama atıldı. O nasıl söz Zeynep? Senin yerin bambaşka. Hadi hadi bir yalan söyleme. Yüzüme baktığın yoktur. Zeynep bu benim kızım. Sen de benim kızımsın. Telefon çalıyor.
Alo. Seyitciğim merhaba, Fethek ben. Bu akşam stüdyoda prova yapacağız. Müsaitsen gelip alıyorum seni. Müsaitim ne demek? İş her şeyden önce gelir. Ben sizi bekleyeyim, iyi akşamlar. Hayırdır Seyit? Şey Zeynom, menajerim. Hayrola Fethek, kim bu Seyit? Yeni sanatçımız. Ay, nasıl tatlı bir çocuk anlatamam. Yani Tom Cruise'un Türkiye şubesi. Bekar mı? Bilmem, parmağında yüzük var ama. Beni bilirsin. Ben birini gözüme kestirdim mi, alyans falan dinlemem. Neyse. Hadi ben kaçtım. Seyit'i almaya gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kardeşim çekmesene. Yahu çekmeyin. Çekme ya. Çekme kardeşim, çekme diyorum. Komiserim. Lan arkadaşlar görevini yapıyor, kızma. Komiserim iyi görevlerini yapıyorlar da bu arkadaşların görevi beni rezil etmek mi? Yarın bu fotoğraflar gazetede çıkınca ben insan içine nasıl karışacağım? Dedi benim ticari itibarım ne olacak? Tamam tamam yeter arkadaşlar, tamam. Hadi çıkın. Tamam tamam. Düzen çıkarıver arkadaşlar. Buyurun. Yahu Sinan. Seni tebrik ederim oğlum. Her seferinde kendini biraz daha aşıyorsun. Bu ne hal böyle? Haklısınız komiserim ama her şeyi açıklayabilirim yani. Yahu Sinan, anadan üryan bir vaziyette sokakta yakalanıyorsun. Üstünde de dibi kesik bir bidon var. Üstelik de yanındaki bu hanımla kavga ediyorsun. Bunun nesini açıklayacaksın de hele ya. Doğru komiserim, açıklaması çok zor görünüyor ama benim bir açıklamam var. Komiser. Yahu Sinan ne bahtsız adamsın ya. Nerede felaket var, seni mi buluyor? Ya hiç sorma komiserim, ben de anlamış değilim. Vurabeyi, gel buraya. Çekil bakayım sen şuradan. Vurabeyi. Sen nasıl aldatırsın beni aynı hayat kadınlarıyla? Ben buraya senin suratına tükürmeye geldim. Ya hayır, hayır bir dakika. Açıklayabilirim. Bilirsin. Senin bugün benim peşimde koşuyor olman gerekirdi. Başka kadınların peşinde değil Sinan. Hanımlar biraz sakin olun. Ya nasıl sakin olayım komiserim Allah'ını seversen ya. Sinan gitmiş beni başka kadınlarla, hayat kadınlarıyla aldatıyor ya. Hanımefendi, Sinan'ın bu kadınla hiçbir alakası yok. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Helal olsun komiserim. Konuş, gerçeklere aykır. Ben Mert'in evindeydim. Banyo yapıyordum. Eve hırsız girdi. Hırsızı kovalayayım derken bu da kapıda kalmış. Yani bu hanımla hiçbir alakası yok. Olay bundan ibaret. Aldatma falan yok mu yani? Yok. Senin eline koz veremediğimiz için çok üzgünüz kaygana. Evet, sadece bir yanlış anlaşılma olmuş. Yürü eve gidiyoruz. Evet Sinan, sen de çıkabilirsin, buyur. Komiserim ben böyle nereye gideyim, bari üstüme bir şey verseydiniz. Tamam peki. Hüseyin, arkadaşlara götür de içeriden bir şey versin. Başla komiserim, buyurun. Buyurun siz, buyurun hanımefendi, buyurun siz. Sağ olun komiserim. Ha, hanımefendinin üstüne de bir şey verin. Başla komiserim. Sağ ol Zeynon. Afiyet olsun. Aa, belki menajerim gelmiştir ha. Esraktan menajerim gelmiş. Zeyno, canım sen beni bekleme. Sen yat, ben belki geç gelirim, tamam mı? Haydi. Tamam. Çayını içseydin. Hadi afiyet olsun. Tamam da Okan nerede? Ne bileyim Mehmet, arkadaşlarla takılacağım dedi. Baba, Okan bugün işten ayrılmış biliyor musun? Ne? Peki bunu bana ne zaman söyleyecektin Şükran? Hay söyleyecektim Mehmet de aklımdan çıkmış. Ne oluyor bu çocuğa? Yine eski arkadaşlarına mı takılıyor? Hay ne bileyim Mehmet, soruyorum cevap mı alabiliyorum sanki? Pardon. Peki buna ne oluyor? Hani evlenecekti o çocukla? Bu da konuşmuyor ki Mehmet. Ama benim anladığım kadarıyla oğlanın ailesi de bize pek ısınamadı. Aman, biz sanki onlara çok ısındık. Nurten, sana çok güzel bir haberim var. Bizimkiler en kısa zamanda seni istemeye gelecekler. Ciddi misin sen? Hem de çok ciddiyim.
Yarından itibaren sana güzel bir gelinlik bakmaya başlarız artık ha? Ya Tunç, çok sevindim. İçimde sanki bu iş olmayacakmış gibi bir sıkıntı vardı. Sen canını sıkma bir tanem. Bizim evliliğimize hiç kimse mani olamaz. Emredersin komutanım. Onbaşı, sen sağ taraftan gideceksin. Çavuş, sen de beni ateşinde koru. Aa! Vuruldu! Ay! Ne oldu be pehlivan? Vuruldu be! Aa! Aa! Savaş çıktı sanıyor, haberin yok mu? Yine vuramadım. Bre susak, delirdin mi nedir? Ne at edersin burada bile? Kör müymüşsün Osman babacığım? Testiyi vurmaya çalışıyorum. Niye vurursun testiyi? Ne günah vardır testinin, yazık değil mi? Osman babacığım, biz ne zaman vuruyduk ha o testiyi, he? Ne? Aa, Osman iş olmuş, olmuş. Aa. Şimdi anladın mı onu? Tüh, gene vuramadım. Ver bakalım şunu. Hadi git sen devam et, hadi. Ben gez göz baklacık. Gördün mü Safiye nasıl vurdum? Gördüm Osman'ım. Dün gecenin ispatıdır bu Safiye. Babacığım. Efendim. Baba ben okula gitmek istiyorum. Okumak istiyorum. Lütfen izin ver de okuyayım ha. Lütfen. Okuyup da ne yapacaksın kardelen? Ha? O konserve okuluna gidip de ne alt edeceksin? Te Osman'ım niye öyle dersin? Çocuk üniversiteyi kazanmış, daha ne istersin? Üniversite dediğin konservecilik okulu be. O gidecek orada pavyonlarda şarkıcı olacak da ben de elimde tabanca böyle testi kırar gibi onun peşinde mi koşacağım be? Olmaz öyle şey. Nurten! Nurten hadi kızım boş durma, gel de şu kardeşini kaldır, sonra da şu çarşafları yıkayalım. Tamam anne. Kalkarsa alayım da. Okan. Şşt Okan. Hadi kalk. Ne oluyor ya sabahın köründe? Ne sabahın körü oğlum, saat 10 oldu. Hadi kalk, kalk. Tabii gece eve saat 3'te gelirsen sabahın körü sanırsın. Senin biyolojik saatin bozulmuş. Neredesin sen o saate kadar ha? Neredeydin sen o saate kadar? Nerede olacağım anne ya? Arkadaşlarla buluştum. Sen de bunun gazına geliyorsun. Şunun şu haline bak. Gece eve geldiği kıyafetlerle yatmış. Anne! Anne! Okan'da bu kadar paranın ne işi var? Allah Allah! Nereden çıktı bu kadar para? Şükran, hayırdır bu ne? Okan'ın yatağında buldum. Okan'ın mı? Okan, oğlum bu kadar parayı nereden buldun sen? Bize açıklamak ister misin? Tabii açıklayabilirsen. Artık odamı da mı karıştırıyorsun anne? Lafı geveleme de söyle, nereden buldun? Benim değil baba, arkadaşın parası. Oğlum arkadaşının parasının sende ne işi var? Ya çocuk dün bir düğüne gidecekmiş. İşte başına bir şey gelir falan diye bana verdi. Bugün zaten vereceğim. Uydurma be. Senin arkadaşlarının hepsi aç. Hangisinde ne geçsin bu kadar para? Açlarsa ne yapalım Nurten Hanım? Biz de senin gibi zengin çocuklarına mı takılalım para için? Ya anne şuna bir şey söylesenize ya. Yeter be. Bıktım sizin didişmenizden. Oğlum sen ne işler çeviriyorsun yine? Lokantadan da ayrılmışsın. Daha iyi bir iş buldum baba. Ne işiymiş bu? Daha lüks bir lokanta. Bahşişi falan da iyi. Geceleri de mesaiye kalacağım. Oğlum ne zamandan beri bana danışmadan iş yapıyorsun? Ya söyleyecektim, fırsat olmadı. Bak şimdi bu parayı hangi arkadaşından aldıysan ona iade ediyorsun, tamam mı? Emanet para, düşüreceksin, başımıza iş alacaksın. Tamam baba. Hadi bak. Ya bakam, ben meşhur olacağım dedim. Maşallah sen benden önce meşhur oldun. Bütün gazetelerde resmin vardır. Hem de cıvıldak cıvıldak. Ya bırak kardeşim, ver şu gazeteyi ya. Alay edip durmayın ya, yeter be.
Ya Sinan, bu ne iş ya? Delikanlı adama böyle gazetelere mezi olmak yakışıyor mu yani kardeşim? Ya anlattım ya Duran abi, hep o hırsızın yüzünden. Onu yakalayayım derken oldu. Yani adam hem paramı çaldı hem beni rezil etti. Hayır, o bir şey değil. Ben bu yüzden nasıl dışarı çıkacağım onu düşünüyorum ben. Buyurun efendim, Akasya Duran. Var tabii efendim, adresi alayım. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Leyla kızım. Papatya sokak 71 numara. Papatya 71. Ben gittim. Hayırlı işler bacım. Herkese günaydın. Merhaba. Ne haber? Ne oldu lan Ali Kemal? Ne sırıtıyorsun öyle pişmiş kelle gibi? Boncuk mu buldun bir yerlerde? Yok Sinan abicim, bilemedim. Ben sana hemen senin anlayacağın dilden anlatayım. Hani senin put dediğin petroller vardı ya, onları ben böyle ha böyle pıt 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 atıverdim. Lan yoksa patriot füzelerini mi patlattın? Helal olsun Ali Kemal. Patlatmış patriotu baba. Aferin koçum. Turan abicim, aslında ben böyle 10 kaplan gücündeymişim da o ilk gecenin heyecanından, stresinden ha böyle bükülmüşüm da. Ha, stresten yani. He ondan. Osman. Ha? Ne oldu oğlum? Senin neyin var ya? Üzüntülü görünüyorsun. Sorma be kardeşlik. Bizim bu dilekhaneye tıbbiyeyi kazandı dedimdi ya. Evet. Meğerse kazanmamış. Rezerv var mıdır? Konserve var mıdır? Nedir? Öyle bir şey kazanmış. Ha, öyle mi? Çengi okulu yani. Ben de ona aldım, yatırdım eve, soktum. Anasıyla beraber çalışsın, otursun evde. Göndereceğim. Ya ağam sen deli misin, divane misin? Millet okula gitmek için can atıyor. Keşke Urfa'da olsaydı da konservatuvar, ben de gide okuyaydım ya. Ne yani, o okula göndereceğim de pavyonlara çengi mi olacak benim kızım? Göndermeyeceğim. Ya Osman, sen de geri kafalı bir adamsın kardeşim. Yani her şarkı söyleyen pavyona mı düşer? Akıllı ol biraz, akıllı kardeşim. Bak Osman, kızın özel yeteneğiyle girmiş o okula. O okula devam edecek. Kızı okuldan almayacaksın. Yoksa bir daha bakmam suratına. Ya Osman aga, bir de Avrupalıyım diye geçiniyorsun ya. Neren Avrupalı senin? Doğum yerim. Ya bırak Allah aşkına, Avrupalıymış. Geri kafalı adamın tekisin sen ya. Nuri abim, izninle ben bir lokantaya kadar gideceğim. Çam sakızı çoban armağanı, hanımlara bir hediye aldım da onu takdim edeyim. Aa, çok güzel bir hediye almışsın. Dur ben de geleyim seninle de. Bakalım işler nasıl gidiyor? İşler iyidir babacığım, niye kötü olsun? Orası müşteri kaynıyordu ya, siz de kendi gözlerinizle gördünüz. Baktığınız bütün insanlar sıradaydı orada. Ha, Eleni yengeler müşteriyi kaçırdıysa onu bilemem işte. Kaçırmazlar, kaçırmazlar. Niye kaçırsınlar ya? Hadi Durak, size emanet. Canımı mı alacaksınız lan? Taksi! Yok diyorum, yok! Olsaydı hiç canımı yok! Alın canımı, alın da kurtulayım sizden. Beyefendi, kolonya ister misiniz? Sakinleştirir. Kolonya malaya kar etmez be kardeşim bana. Bu kriz yedi bitirdi beni ya. Her şeyim gitti elimden, her şeyim gitti. Şimdi de banka gelmiş elimden dükkanımı almaya çalışıyor ya. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun demekten geçmiyor ki kardeşim. Krediyle almıştım dükkanımı. Taksitlerimin çoğunu da ödedim. Şurada birkaç tane taksitini ödeyemedim diye hemen elimden dükkanımı almaya çalışıyorlar. O da giderse elimden ben ne yaparım? Hiç düşünen yok. Vallahi herkes sizin durumunuzda beyefendi. Kapısında sıkıntısı olmayan yok. Ya çoluk çocuk hepimiz bu dükkana bakıyoruz. Onu da alırlarsa elimden ben ne yaparım? Nasıl geçinirim? Biterim ben. Allah kolaylık versin. Pardon, sormayı unuttum. Ne tarafa gidiyoruz? Kadıköy. Hayırlı işler Eleni yengem, hayırlı işler Hediye Hanım. Bu hediyeyi lokanta için getirdim. Çam sakızı çoban armağanı. Ay de çok teşekkür ederiz be. Ne kadar zarifsiniz. Çok teşekkürler. Kaleniçe zahmet ettiniz, çok teşekkür ederiz. Rica ederim yengem, saygılar. Pek bir müşteri yok galiba Eleniciğim ha? Kale pek bir ne demek Nurimu, hiç müşteri yok. Allah Allah. Ya sabahtan beri dükkanı açtık, bir kişi bile gelmedi. Oh, hiç gelmedi. Yapmayın ya. Ah, bakın ayağımız uğurlu geldi, bir müşteri geliyor. Ha. İyi günler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurunuz, istediğiniz yere oturunuz. Ben bir adres soracaktım. Burada bir sihirli tesisatçı varmış. Nerede biliyor musunuz? Bilmiyoruz canım.
Bilmiyoruz. Güle güle. Hayret. Ya tek bir kişi geldi, o da adres sormaya geldi be. Niçin böyle oluyor Kale, anlamıyorum. Şaşkınlık verici. Yani dün bu dükkan, bu lokanta insan kaynıyordu. Müşteriler kapının önünde kuyruğa girmişti. Ben de ona şaşırım zaten. Yani yemeğimizi yemiş olsalar, buraya gelmiş olsalar da beğenmemiş olsalar da gelmeseler anlayacağım ama da kimse gelmedi ki yemeğimizi yemedi, beğenmedi yani. Oh, hiçbir şey yemedi, yiyen de olmadı. Bu işte bir bit yeniği var. Ben bu lokantayı aldığımız elemanı bir bulayım, anlarız neler olduğunu. İzninle Nur abim, saygılar. Hanımlar saygılar. Güle güle Duran Bey'ciğim. Alo. Ne diyorsun Gülten? Eve açız mı geldi? Götürsünler Gülten, götürsünler. Bırak, ne bulurlarsa götürsünler. Söyle onlara duvarları söküp tuğlaları da götürsünler. Yetti lan, yetti artık be. Delirdim Gülten, delirdim. Tıbanhaneye tıksınlar da kurtulur bunlardan. Beyefendi biraz sakin olun. Nasıl sakin olabilirim ki ya? Çek sağa. Çek sağa, hiç iyi değilim, biraz hava alacağım. Tamam beyefendi, sağ, hemen çekiyorum. Abi! Abi! Abi dur, ne yapıyorsun ya? Bıktım kardeşim, bıktım. Atacağım kendimi buradan. Kurtulacağım bir dakika. Abicim sen ne diyorsun ya? Çoluğun çocuğun var senin. Onlar ne olacak peki? Kim yardım edecek onlara? Ben yaşasam ne olur? Zaten onlara bir faydam olmuyor ki. Senin önce onların işi daha mı kolaylaşacak sanıyorsun? Ölürsen onlar nasıl bir sıkıntını beklediğini tahmin edemiyor musun? Sakın yaklaşma bana. Atalım kendimi aşağıya. Ben söyleyeyim sana istersen. Evden atılırlar. Çocukların çocuk esirgeme kurumuna gider. Karın da artık gelir mi, ne yapar, ne olur Allah bilir. Nasıl? Güzel bir gelecek mi sence ha? Ya ben ne yapayım kardeşim? Dükkanım elimden alıyorlar. Eve haksız geliyor. Bir yerden değil, her yerden geliyor. Her yerden. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir tek sen misin krizden etkilenen ha? Bir tek seni mi vuruyor bu kriz? Hepimizi vurdu. Ben de krizde eşimi kaybettim. Aylarca paramı alamadım. Üstelik evde bakmak zorunda oldum. Hasta bir babam var. Ama senin gibi intihar etmedim. Umudumu yitirmedim. Bak şimdi bir işim var. Tamam, kadın işi değil ama olsun. Hiç olmazsa evime ekmek götürüyorum ya. Bak, hayatta insanın başına her şey gelir. Her şeyini kaybedebilir. Ama asla umudunu kaybetmemeli insan. Hadi. Hadi verin işimi bana. Hadi. Hadi abicim ya. Gel bakalım buraya Hıdır Efendi. Nedir bu durumlar, anlat bakalım. Abi bak, yeminle vallahi billahi diyorum, benim hiçbir suçum yok. Bütün işi o Sinan tezgahladı abi. Sinan mı? Ha. Ne yaptı Sinan? Millete bedava yemek var deyip topladı. Sonra da lokantayı kalabalık gösterip size yutturdu. Arada da 5.000 lira götürdü abi. Vay Sinan vay. Yürü bakalım, yüzleşmeye gidiyorsun. Ah benim bahtsız kızım. Ah, ağlama yeter artık. Hadi. Ama anneciğim, millet üniversiteye girebilmek için yıllarını harcıyor. Ben üniversiteyi kazanıyorum ama gidemiyorum. Yazık değil mi bana ya? Bah benim bahtsız kızım. Osman'ım, hayırdır? Niye dondun? Bir atağımı düzeltmeye geldim Safiye. Geç bakalım şuraya. Ben her ne kadar Avrupalıysam da biraz cahil bir adamım. Biraz mı? Tamam be Safiye, kızla konuşurum, duymaz mısın? Pardon Osman'ım. Biraz değil. Epey cahil bir adamım. Estağfurullah baba. Estağfurullah deme kızım. Sende demek Allah vergisi bir yetenek varmış. Herkesler fark etmiş. Ben fark edememişim. Erbabanın isteği
evladının okuyup adam olması büyük bir ihsan olmasıdır. Onun için sen de hangi okula gitmek istersen oraya gidebilirsin. Yani ben şimdi konservatuara gidebilir miyim? Evet, gidebilirsin kızcağız. Canım babam ya. Osman, Meryem sen ne duygusal bir adammışsın. Eksik olma Safiye. Az daha unuturdum. Ben sana bir küçük hediye aldım. Ay bugünlerde bir güne çektim sevinçten ağlayacağım valla şimdi. Bak bakalım beğenebilecek misin? Ha? Şuradan açacaksın bakalım. Bu ne baba? Aa, sipsi. Ne işe yarıyor? Bundan çok güzel tekez ortatması çalınır. Ay babacığım ben neden tekez ortatayım ki? Aa, çok güzeldir tekez ortatması. Bak ben çalayım ortatayım da gör bak. Nasıl güzel değil mi? Çok güzeldir bu tekez ortatması. Eşşedü. Baba. Bir de utanmadan baba diyorsun. Lan insan hiç babasına kazık atar mı? Eşek sıpası. Hayırdır Nuri baba? Ne kazığı Sinan? Vallahi ben de bilmiyorum hocam. Sorup öğreneceğim şimdi. Ne oldu baba? Hayırdır? Bak hala baba diyor. Edepsiz. Terbiyesiz. Üç kağıtçı. Bir dakika bir dakika. Bütün bunları bana mı söylüyorsunuz? Yani bu lafların muhatabı ben miyim? İyi de konu ne? Mevzu ne? Ben onu anlayamadım. Sinan bize hiç martaval okuma koçum. Hıdır her şeyi öttü. Hıdır. Müşterisiz dükkanı müşterilir diye bize nasıl kazıkladığını biliyoruz. Tebeş bin lirayı da cebe indirdiğini de biliriz. Yuh be Sinan. Bunu da mı yaptın? Yok hocam. Ben yapar mıyım öyle bir şey? Dur bakalım. Baba. Aşk olsun yani bu adama mı inanıyorsunuz? Yani siz Hıdır'ın ne kadar sahtekar, üçkağıtçı, yalancı olduğunu bilmiyor musunuz? Hıdır elinden gelen bu mıdır? Aşk olsun baba ben sana kazık atar mıyım hiç ya? Bak yüzüme baka baka yalan söylüyor ya. Allah kahretsin. Ulan insan bize ailesine kazık atar mı be? Aşağılık. Nuri abi izninle ben bunu bir parçalayayım abim. Pardon saygı. Parçala ben de varım. Gelir mi lan? Hocam hocam kurtar beni. Koru beni hocam. Yo Sinan bu sefer ben bile seni korum. Yakalayın. Bir dakika. Bir dakika. Yolla bir taksi yolla gönlüm eğlensin gezip yollarda herkes bir taksi bekler akasya yollar sarı melekler. Taksici kazlat biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollat biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför beni.